Yeniden birlikteyiz değerli izleyicilerimiz efendim. Evet, Doktor Hasan Kerem Alptekin bizimle. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı kendileri. Ara ara zaten artık Hasan hocamı tanımayan kimse kalmadı. Bu sefer kalçadan bahsedeceğiz. Bu sefer kalça problemlerini konuşacağız. Ağrıyor hocam Meret. Yaşlılıkla falan çok ilgisi var mı? Yani yaşlılıkta da artabilir tabii kireçlenmeyle birlikte ama gençlerde de spor yapanlarda da mı olur özellikle kalça ağrıları çok sık olur. Mesela koşan hastalarımızda özellikle koşu yapan hastalarımızda bunu görüyoruz. Zaten atletlerin önemli problemi. Koşmayalım mı? Yok koşalım ama koşarken işte o dinamiklere dikkat etmek lazım. İşte uygun ayakkabı seçimi, egzersizlerin baştan yapılması yani mesela germe egzersiz. Uygun ayakkabı derken? Uygun ayakkabı derken mesela baskıyı ortopedik ve altı bu hava yastıkçıklı spor ayakkabıları var. Çok da artık onları tavsiye etmiyorum yani hocam. Şöyle, değişti biraz galiba. Değişti mi? Evet. Bizim esas tavsiye ettiğimiz şu. Sizin kendi kişisel taban analiz yapıldıktan sonra yürüme analiz statik ve dinamik olarak zaten mesela diyelim ki ön tarafta daha çok baskı var. Oraya doğru daha fazla yumuşak materyal konuyor. O şekilde veya içe doğru basıyorsunuz diyelim onu düzeltici bir şekilde tabanlık yapılabiliyor. Yani bu tür kişiye özel tabanlığı her yerde tavsiye ediyoruz. Bütün ayakkabılarda kullanılabiliyor. Hatta terlikler bile yapılabiliyor artık kişiye özel tabanlık sistemleriyle. Bunların kullanılması daha doğru. Çünkü bası kusurumuz varsa kullandığımız ayakkabı ne kadar iyi olursa olsun o bası kusurumuz devam ediyor. Peki mesela bu kalça ağrısı dediğimiz şeyi siyatikle karış yani aynı şey midir ya da benzer bir şey midir? Tabii siyatikle karışabilir. Çünkü özellikle bu piriformis kası dediğimiz küçük bir kas var. Kalça arkasında olan. Tam siyatik sinir onun altından geçiyor. Bazen arasından geçiyor. 6 çeşit şeyi var. Geçiş yeri var. Ne yazık ki. O yüzden mesela içinden geçtiği zaman sıkışabiliyor. Ya da kas çok gergin olduğu zaman birçok kasta olduğu gibi siyatik sinir sıkıştırabiliyor. Bu sefer sanki kişi siyatik sinir ağrısı varmış gibi geliyor size. Halbuki o kasın gerilmesiyle ilgili bir durum. Onun bazı özel testleri var. O testleri yaparak hani bu tanıyı koyabiliyoruz. Bazen ileri tetkik istiyoruz ama genellikle muayenede çok rahat tanısı konuyor. Şeyde egzersizlere de mesela çok iyi cevap veriyor fizik tedaviye. Piriformis sendromu. Akılsız başın cefasını ayaklar çekermiş. Akılsız ayakların cefasını kalçalar çeker. Evet, yukarı doğru. Aynen öyle değil mi? Yukarı doğru gidiyor bu sefer de. Evet. Peki romatizmal hastalıklarda da oluyor kalça ağrısı. Hangi tür tabii romatizmal hastalıklarda kalça ağrısı olur? Mesela şeyde çok görüyoruz. İşte bu polimiyalji romatika dediğimiz yaşlılarda en çok gördüğümüz bu 60-65 yaşın üstünde. Özellikle omuz kuşağında, omuz bölgesinde ve kalçada ağrı yapar. Şiddetli ağrı tutukluk yapabilir. Ya da işte spondiloartropati dediğimiz hastalıklar, işte ankilozan spondilit, hani bu rahmetli işte Ahmet Mete Işıkar'ın hastalığı gibi. O hastalık aynı zamanda kalça eklemini de tutabiliyor, sakroiliyak eklem dediğimiz ve o şekilde kalçanın hani hareketlerini engelliyor ve ağrı yapıyor, şiddetli ağrı yapıyor. Bu tür durumlarda nasıl tedavi ediliyor peki? Tabii ileri düzeyde ilaç tedavileri var. Onları kullanıyoruz. Onun dışında eklem içi çeşitli enjeksiyon tedavileri yapılabiliyor ama en önemlisi yine egzersiz. Yani hastanın eklem açıklığını koruması lazım. Ona yönelik de egzersizlerini çok düzenli bir şekilde hayat boyu yapması yani gerekiyor. Yani şöyle diyebilir miyiz? Sporla bu kalça ağrısı olabiliyor ama tedavisi yine spor. Evet ama o egzersizin uygun şekilde yapılması. Egzersizin şiddeti ve sürekliliği, sıklığı burada önemli. Evet, çok önemli. Peki biraz bize gösterebilir misiniz ya da bahsedebilir misiniz o egzersizleri? Tabii ki. Yani bu egzersizlerle ilgili bir şey yapabiliriz şimdi, demonstrasyon. Tamam, yapalım o zaman. Arkadaşlarımız ortamı hemen hazırlasınlar. Tamamdır. Hadi yapalım, tamam, görelim. Denek benim galiba. Öyle mi? Olur hocam. Olur. Tamam, okey. Tamam, hadi yapalım hocam. Tamam, buyurun. Tamam, bıraktım kitabımı, defterimi. Ortamı hazırlıyoruz. Az sonra göreceğiz hangi hareketler kalça ağrısına neden olur, hangi hareketler kalça ağrısını giderir. Giderir, evet. İyi, tamam, izleyelim, görelim. Evet efendim, hastamız yatıyor. Evet, hastamızı yatırdık. Hazırlanmış muayene şekilde, evet. Neler yaptıracaksınız? Neler yapacağız? Şimdi önce bir kalça hareketliliğimize bakacağız. Tamam. Bu testlerimizle. Şu şekilde önce içeriye doğru
çıkıyoruz. Gördüğün gibi gayet esneyim. Şöyle dışarı doğru. Evet. Yani normal çıkarttığı sese bakmıyoruz zaten. Size verdiği reaksiyona bakıyoruz. Şu an reaksiyona bakıyoruz. Evet. Ama gerçekten gayet oldukça esnek hocamız. Söyleyeyim. Hatta şimdi sağ taraf ve sol tarafı şimdi karşılaştıracağım. Mesela şu an evet burada da esnekliğimiz gayet iyi. Evet, burada da esnekliğimiz gayet iyi. Yani sağ tarafı taraf daha açık, evet. Sağ, sol taraf belki çok az bir fark var. Yani bir santim kadar, o bizim için çok yani önemli bir değil. Yerine kulp bulmak daha bakıyoruz, daha bulacağımız evet, şeyler olabilir. An, bir dakika. Daha bekarım, evleneceğim, bir kulp bulmayın abi. Evet, şimdi ön tarafta baskı noktalarımız var. Özellikle bu kalça eklemi ve sakroiliyak eklemi için. Böyle bastığım zaman bir ağrı oluyor mu? Yok, basıyor musunuz? Çok güzel. Güzel. Evet, bu bölgelerde ağrımız yok. Şimdi bir de yüzük oyun yatıracağız size. Ha bak işte bu tehlike. Gözlüklerinizi alalım isterseniz. Gözlüğünüzü alayım mı? Olur. Tamam. Size zaten yakışıyordu gözlük. Tamam. Şöyle kapımı kapatacağım. Evet. Şimdi bacak boyu kısalığı var mı yok mu diye bakacağız. Bizim açımızdan önemli bir test. Evet. Şimdi bakıyoruz. Ben de bakıyorum. Gerçekten şurada ilk başlangıç noktamızda biraz vardı ama şu an eşitlendi. Yani buradan baktığım zaman eşit görüyorum. Ayakkabılara da bakıyorum bu arada. Ayakkabılarda bir aşınma var mı diye. Sağ arka topuk bölgenizde biraz aşınma var. Araba demek kullanmaktan olabilir mi hocam? Olabilir. Evet, ama çok ciddi bir aşınma değil. Yani bu da bize basıyla ilgili çok büyük problemimiz olmadığını gösteriyor. Şimdi bazı yine noktalara basacağım. Belle ilgili özellikle. Buralarda ağrımız var mı? Ha, tam orası. İyi geldi bana. Burası mı? Evet. Ağrı yok hocam, iyiyim ben. Düzenli spor yapıyorum. Değil mi? Çok güzel. Evet. Yukarı doğru baktım, aşağı doğru da baktım. Bu bölgelerde ağrımız yok, çok iyi. Belle ilgili de hani ağrı noktaları test etmiş olduk bu şekilde. Şimdi bu bastığım yerlerde bir ağrı var mı? Yok. Yok. Bunlar da bizim siyatik sinirin noktaları, valleks noktaları diyoruz. Şimdi eğer tekrar olsaydı oralar ağrır mıydı? Tabii, siyatik olsaydı. Tabii siyatik bu hat aşağı kadar ağrı yapardı. Bu valleks noktaları hep ağrıda olurdu. Şimdi piriformis ile ilgili bir iki teste bakacağız. Tekrar sizi sırt üstü çevirebilirsek döndürelim. Çok güzel. Şimdi piriformis ile ilgili de şöyle bir testimiz var. İçeri doğru şöyle büküyoruz. Bu şekilde ağrı oluyor mu? Yok. Çok güzel. Şimdi bu tam ters yönü de yapıyorum. Böyle bir ağrımız var mı? Böyle de yok. Böyle de yok. Çok güzel. Şimdi bu noktalarda içeri doğru eğdiğimiz zaman kalça bölgesini, işte o piriformis kasının altından siyatik siniri biraz sıkıştırmış oluyoruz ama bu testlerde negatifse zaten böyle bir durum yok demektir. Piriformis sendromu yok demektir. Zaten hocamızın da bir böyle bir ağrısı da yok. Gayet güzel. Bunları da kontrol etmiş olduk. Peki diyelim ki bir ağrınız oldu mesela. Ne tür hareketler yapabiliriz? Yani mesela bel ağrımız var. Hani standart bir bel ağrımız var diyelim. Mekanik bir bel ağrımız var. Neler yapabiliriz? Hani evde yapabileceğimiz, tabii bütün her şey araştırıldıktan sonra bunlar yapabileceğimiz basit egzersizler neler? Bir kere germe egzersizlerimiz var. Özellikle bu arka fasya dediğimiz sırt ve bel bölgesindeki fasyaya gerebildiğimiz bazı egzersizler var. Bunlar çok basit egzersizlerdir. Mesela bacağımızı şu şekilde yukarı doğru çekebiliriz. Şöyle kendinize doğru. Evet. Bunu çekip böyle 5 saniye kadar bekliyoruz. Nefes alıp veriyoruz bu arada ve bırakıyoruz. Bunlar tipik yoga hareketleri. Evet. Ben bu aralar yoga yapıyorum da bu hareketlerin hepsi zaten sürekli gerinme hareketleri ve çok iyi geliyor ama. Evet, yani zaten çok iyi geliyor. Yoga ile pilates, şimdi birkaç tane daha egzersiz göstereceğim, onların da pilateste zaten diyeceksiniz. Evet. Bunlar da pilateste var. Evet. Çünkü gerçekten yoga ve pilates bizim için çok değerli. Yani binlerce yıl önce bulunmuş, pilates tabi daha yeni ama çok değerli egzersizler. Mesela bu germe egzersizlerini yaptık. Bir de güçlendirme egzersizleri yapabiliriz. Genel core kasları dediğimiz gövde kaslarını güçlendirmek için. Geriye doğru yüzer gibi hareket yapabiliriz. Evet, çok güzel. Şöyle, sadece, sonra evet, bu. Bu, evet.
Ondan sonra ha, tekrar yüzermiş gibi güzel. Deyince ben suyu da böyle itirin. Sadece geriye doğru yüzme, yani şaşırtar gibi ama evet. Bunu yaptıktan sonra, bunu mesela 10 tekrar yaptık. Ondan sonra bacağımızı şu şekilde 90 dereceye getirip bunu yapıyoruz, sonra bunu yapıyoruz. Güçlendirme hareketleri. Evet, bunlar gövdenin ana kaslarını güçlendiriyor. Sonra da bunu çapraz yapıyoruz. Mesela sağ kol, sol bacak aynı anda. Çok güzel. Evet, işte bu. Hmm. Evet. Bir şeyler hissediyor musunuz? Çok şeyler hissediyorum. Bir de mesela en son köprü kurma hareketimizi yapalım. Aa, en sevdiğim hareket ya. Şöyle basmam evet, lazım. Evet, basmanız lazım. Ve sonra... Hafifçe, çok güzel. Evet. Ve göbeğinizi kaldırabildiğiniz kadar kaldıracaksınız. Evet, ve sonrasında yavaşça önce sırt bölgesini, sonra da kalça bölgesini aşağıya doğru indireceğiz. Bunun ilerisi biliyorsunuz köprüyü yapıp sonra da bacağı kaldırmak. Onun için tabii biraz daha karın kaslarımızı ilerletmemiz gerekiyor. Nasıl? Şöyle. Şu an bir bacaklardan bir tanesini ileri. Siz gayet güzel yapabiliyorsunuz. Böyle. Evet, harika. Tamam. Tam puan aldım karın hocam ben. Yüzde bence benden binde bin aldım. Evet. Çok iyisiniz gerçekten. Evet. Müthiş. İyi. Harika. İsterseniz kalkın. Yo, iyiydi. Süremizin sonuna geldik, veda edeceğiz çünkü veda hocam da o yüzden. Ben böyle veda edeyim, siz öyle veda edin bence. Yerim gayet iyi. Güzel, iyi o zaman. Tamam, siz o zaman istirahat edin fizik tedavi evet. uygulamasından sonra. Evet. Sayın Alptekin'e çok çok teşekkür ediyoruz. Yine ben keyif verdiniz ederim. Efendim, gerçekten. Hocam her gün gelin, ben yatarak program tamam. yapmaya bayıldım. Olur. Değil mi, aynen. çok güzel. Kalça ağrılarınız varsa evde böyle küçük küçük bu hareketlerle evet. bu şekilde kendinizi iyileştirmeye çalışabilirsiniz. Evet. Ya da ağrılarınıza... Geçici bir çözüm bulabilirsiniz. Çözüm eğer devam ederse tabii ki hekime başvurabilirsiniz. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, sağ olun.